山陰行塾八冠で、超国イベントに、ミサフィラル・ホスケル・デニスっていうのベン・ビン・ドクズイズ・ドクサン、ドルマバッチ・サライヌ・ウストンダキ・ウストンダキ・ブ・スイソーテルワル・ベスキタシ・マシカダ・ブ・スイソーテルチン・アッソンダ・ビルアイ・オララク・ヤルドミチン・ゲルディ・アマ・ソンダ・ビル・ビナ・エンソンダキ・ビナ・セン・ソルムロ・オルスンディ・バナ・ヴェルディ・ソンダ・ビセネ・イキセネ・ソンダ・トヨタ・オールド・ホンダ・オールド・アンタリアダキ・ハスタネアプト・ゾングルダク・バルケセルデ・ラダ・ハワラドルヌ・ラバ・ラダでやプト・ボイレギリンジェ・イエルミ・イエディユル・トゥルギエデ・ヤシヨル・アマ・ヒチ・トゥルチェ・オクル・トゥルチェ・チン・オクル・エギディメデ・シャンテイダン・イシジタン・ダン・ウィレンディチン・マーレセフトゥルチでボズクルワルアマアンナシャビレルデイクスユヤンヌシワルサイシュメザンホズルデルミハダマ&コーポレーションでジャポンシリケットでチャレシヨルアマアイネザマンでジャポンヤヌンユルドシインシャートシリケットラルデルネヌントルキエゲネルセキュリティでやピヨルイチンバーゼンマルマラエスキデマルマライトゥプトゥネルデワールドデジェンセネインシアトビッテオスマンガーズオスマンパ、キョプルオスマンガーゼキョプルスイズミット教別系知識キョプルオンナルデアラアラスクスクギディオルドジャポンやラポーヤピヨルドアイネルワンデユクセキミマルベユクセキインシアトミンです。ピラズダハチャルシマヤプトン。エベット。ビズムシリケットシズブビナビリオスヌス。マレージアクアラランプルで、ペトナースクレスイキスクレバイ。ウヌンサータラフタヤプトンシリケット。オトルザキカイチンバズラビシェイブ。ベアイネドマンで、デュイアでエンウズン。エンウズンアスマキョプルアスマキョプルボイレトルタネコロンダンアスヨルティピオスマンガーゼキョプルでアイネティピウズンルコララクオスマンガーゼキョプルドルトゥンジアマイキビンイエルミウチでシズチェナッカレでオイキビンイエルミウチメトラトゥールオールヨルドゥニアでシズントゥルキエビリンジアスマキョプルゴルジェクブギュンオゼルできて、ベンジャポン一員、トゥルキエ、ベンジャポンや、ヤプヌファルク、インシャトミエンです、ミーマル、ジャポンやベトゥルキエヌファルク、ウンダル一員、アナトマクイスティオル、オンジェルきて、ジャポンや、ポイレ、トルタネ、ビューク、アダ、ベ、イキビンタネ、キチューク、アダラ、ビズ、アダウルケ。メトラからおららくトゥルキエのヤウスアマインサンのサイス生き方ったヤネトラシラメトラからおららくトルトカッタファズラベ、ヤナルダのウルケビズヤナルダヘリエルでヤナルダはヤネシズビュンデュンベンファムカレで、カルトホルダ、スジャクスギゼルスジャクスケルビズでヘリエルでワル、ヤンドゥダーワルイチン、ドゥズギュンイエルチョーカーズ、メジブル、ギョクテレン、ヤプマクゾールンダオリオ。トゥルキエ、アスンダファズラ、ゲレキオ、チュキュンメトラ、ドゥズギュンイエルデデチョークワル。アマ、ネデン、アンカラ、イスタンブール、イズミル、チョーク、ギョクテレン、ウデレキテブベセネデ、チョーク、ギョクテレンウルト、ヨルト。シムディ、ファイハットララク、プラカオララク、トルタネ、プラカの一員で、アナオララク、ブ・デリン・デニスワル、ブルダ・
가르시다기 가르시다기 다겐 유네아메 아메리카는 치리단 바시리오 손라 그제야프 아메리카는 산프란시스코 뉴욕 아라스카 손라 치비리오르 카라프토단 일본야 베 타이완 필리핀에 기디오르 우파이하트 심데카다르 타리히데 마그니튜드 6.6부 직회카다르 6 데프렘 오류 Türkiye gelince plaka olarak Arututa ne plaka var, Arap plaka var, Ege plaka var, kendisi Anadolu plakaları var. Bu derecede bu Kuzey Anadolu fay hattı. Bu Himalaya, Nepal taraftan bahsediyor. Sonra Türkiye'den sonra İtalya, İspanya'ya kadar Akdeniz'e gidiyor fay hattı. Ama bu fay hattı magnitudo 8.8'in buçukluğe kadar, şimdiye kadar geldi. Evet, ben her zaman derken ben 2011'de Japonya'da çok büyük deprem oldu. Tohoku bölgede magnitudo 9 olarak. Depremi çok büyük ama Japonya'nın bina hiçbir şey programı olmadı, çökmedi. Ama sonra bizi tahmin eden daha çok fazla büyük tsunami. Siz tsunami söylüyorsunuz, biz tsunami diye söylüyor. Neyse, bu tsunami tabii Güney Amerika'nın Çili'de deprem oluyorsa da okyanustan bize geliyor. Ve tabii her zaman geliyor için biz de deniz kenarı 6 metre, 7 metrenin duva yaptı tehlikeli bölgede. Ama olağanüstü, yani çok büyük dalga, tsunami oldu. 5 metre, 7 metre de geliyorsa da deniz kenarı böyle nehir tarafta gidiyorsa dar oluyor, dar olunca tsunami de yükseliyor. En son 15 metre, 19 metreye kadar tsunami geldi. Bir şehir tam yuttu tsunami. Böyle olay oldu. Şimdi magnitude olarak 5.5. Magnitude normalde Türkiye'de 7.4 en fazla 7.9'e kadar deprem geldi. 5.5 yani orta seviyenin depremi bu bir ülkede 10 sene topladı ve ortalama senede kaç kere deprem geliyor? Bunlar için topluyorsa Türkiye 6. dünyanın, Japonya 4. Çin 1. Tabii Çin çok büyük ülke. Ve Japonya ve Türkiye siz iki kat da büyüksünüz. Öyleyse metrekare de boruyorsa Japonya 6. Türkiye ise 17. Türkiye'de deprem var. Ama sayıdan bakıyorsa çok fazla değil. Ve en altıdaki, şimdideki tarihte biraz önce bahsetti. Magnitude olarak 7.9 en fazla büyük. Japonya ise 9. Ve depremi magnitude olarak kabaca 8 ve 9 bir fark varsa 32 katta güç olarak siz küçük. Yani Japonya'sa çok büyük deprem geliyor için çok para harcayıp çok güçlü bina yapmak zorunda. Ama Türkiye sayesinde az güç olarak da o kadar büyük gelmiyor için normal doğru düzgün yaparsa aslında problem yok. Oradan önce İnşaat Mühendis Odası Başkan de anlattığı gibi problemler burada var. Şimdi bu üçüncü sıra bakar mısınız? Bu çok önemli. Böyle durumda az deprem çok büyük değil ama depremin olur sayısından bakıyorsa
Olursa açısından bakıyorsa Türkiye maalesef dünyanın üçüncü oluyor. Japonya tabi var ama yedinci oluyor. Burada terör oluyor. Bu mühendis için, mimar için ve yapı için, devletli için burada çözmek lazım söz konusu var diye siz de anlıyorsunuz. Evet, Japonya'da 2011'de çok büyük deprem oldu. Depremden bina çöktü değil mi? Tsunami'den, böyle tsunami'den böyle hasar oldu. Kabaca 20 bin kişiye yakın kadar insan kaybetti. Benim kuzunun kocanın dede de maalesef bunun içinde oldu. Onun için bu ben de bu kuzunun şehirde Shinomaki'de böyle olduğu şehirde yaşadım. Deprem olduğunu gün cuma günüydü. Ertesi gün benim küçük kızım haber geldi ama ablanın haberi yok diye. Sonra ikinci gün, üçüncü gün pazarı tabi ben Japonya'nın merkeziydi, şirketin merkeziydi konuşuyorum. Pazartesi sabah haberi yoksa ben artık Japonya'ya gidip kendine gidip en azı kendine araştırmaya çalışacağım diye merkezde kabul etti. Bubble hazırlıyordu. Hazırlıyorken Japonya'dan o kadar kötü resmiler, durumlar geliyor ki siz de gördünüz galiba. En son bubble hazırlıyorken kendine sakin olmak lazım ve en kötü tabi baba olarak inanmayacağım, yaşıyor diye. Ama en kötü de olabilir, bunun kalıbı hazır olmak lazım diye düşündü. Ama sonra problem yoktu. Yani ben sıkı sıkı telefon yapıyordu ve bir çağrı oldu. Sonuncu kız kardeşinin yere kadar o geldi. Onun için çağırdı. Sonra kendine sesini duydu. Program yoktu. Ama sonra ben uzak yeri Türkiye'de uçak ile 12 saat. Japonya için ne yapabilirim? İstanbul'un Taksim'de Japonya'dan geldiği Japon öğrenciler topluyordu. İnsanlara yardımı parası istedi. Ben de gitti, yardımı yaptı. Japonya'dan bir piyanisto geldi. Piyano gönül olarak çağırdı. Koçu Üniversitesi'ydi ve o anda kutu koydu, oraya yardım yapar mısın diye. Ben de çocuk kızının bu üç gün hiç uyumadan kızını nasıl düşündü bunlar için anlattı. Neyse, fazla uzatmayacağım. Orada kızıyla bağlantı kurdu, sonra ne yapabilir? Kız da biliyordu, Türkiye'nin ilkokul, ortaokul, lisede depremine karşı, depremden önce ne hazır olmak lazım, depremdeki ne yapmak lazım, depremden sonra nasıl olmak lazım. Bunlar için eğitim Japonya'da kadar yapmıyor. Şimdi başladığı okullar da var ama ben her yerde Van'a gitti, Şirto'ya gitti, Batman, Bingöl'ün tabii ki başka Trabzon'da, Rize'de, İzmir'de her yerlere gidiyor çağırıyorsa. Böyle seminer başladı. Japonya tsunami'de böyle gemi geliyor. En son böyle kaldı. Ama bakar mısın? Bina çökmüyor. Üstünde bir gemi var ama çökmüyor. Yükle karşı çok güçlü yapıyoruz biz. Bazen bu giriş katta birinci, ikinci katta kadar. Herkes buraya kadar kaçtı ama tsunami daha çok oldu diye buraya kadar
geldi. En son buraya araba gelebilirdi. Demek ki su seviyesi buradan fazlaydı. En son herkes çatıdaydı. Evet, bu Türkiye'nin örnek, Van'daki örnek. Giriş katta da çöktüğü hale. Bu 99'un depreminde veya 2011'in Van'daki depreminde malzeme çağırdı, müteahhit problemi var. Ama bu bina için öyle değil. Bu müteahhit yani malzeme çağırmadı, iyi yaptı. Malzeme çağırıyorsa giriş katta çöküyorken üst katta da çöküyor. Ama sağlam kaldı. Üstteki insan sağlam kurtardı. Ama burada giriş katının kat sayının problemi var. Böyle bina varken deprem geliyor. Burada yan tarafta da yük geliyor. Sıkıntı nereye geliyor? Tabii buraya geliyor değil mi? Buraya geliyor. Burası hesap olarak bu giriş katta, birinci katta, ikinci katta bu aynı olmamak lazım. Daha güçlü olmak lazım. Japonya'da yönetimliğinin değişikliği 1981'de oldu. Ondan önce şimdiki Türkiye gibi bu giriş katının kat sayısı zayıftı. Ama ondan sonraki 1982'den sonraki bina mesela Kobe depremi 1995'te oldu. O da depremde 82'den sonraki bina giriş katta hiç böyle olmadı. Ama ondan önceki bina böyle. Türkiye'de hala böyle hesaplı binalar çok var. Bunun için düzeltmek lazım, bir şey çalışmak lazım. Evet, bu da Van'ın yeri. Tabii Kyoto'sa biraz önce söyledi, müteahhit tam iyi yapmadıysa üst katı da tamamen çöküyor. Burası, bu fotoğrafı ne düşünüyorsunuz? Ben her zaman çocukluğa soruyorum, öğrenciye soruyorum. Deprem, bir yerde deprem oldu. O yerden ne kadar uzak oluyorsa o kadar efekti az oluyor değil mi? Ama burası deprem olduğu noktadan burası ve burasının mesafe aynı. Ve zeminde bu bölge yumuşak mı sert mi? Sadece burası yumuşak, burası sert mi? Yok. Aynı. Değil mi? Bunu siz de anlıyor değil mi? İnşaat mühendis mimarı değilse de anlıyorum. Değil mi? Görüyorsunuz. Ve bu mesela inşaat halinde yani betonlu mukayese yani tam %100 betonlu güç olmadığı hali. Buna rağmen ayakta. Ama bunları iki tane çöktü. Burada problem var. Tabii ki mühendis, inşaat mühendis ya da işçiler, müteahhit veya kendine yaptığı ev sahibi çok tabii ki olabilir. Ve burada bir tane Japonya ve Türkiye'nin mühendis için farkı söylemek istiyorum. Japonya'sa inşaat mühendisini üniversite bittikten sonra Türkiye'sa hemen diploma sertifikatı alabiliyorsunuz. Japonya'sa okulu bitti diye sadece kağıt o. Mühendis değil biz. İki sene çalışacak. Ondan sonra sınav kazanmak lazım. Sınav kazanmıyorsa sen inşaat mühendisi değil. Tamam inşaatını bölgede çalışıyoruz. Bir insan. Bu şirket olarak inşaat şirketinde çalışıyor ama imza yapamıyor. Mimarı da aynı. Ve bir tane daha inşaat ve mimarının bu çizgi başka.
biz Mimarsa'da Mimarsa'da bina için, sadece bina için statik de bilmek lazım. Türkiye'de biraz çalışıyorum ama yani biraz çalışıyorum gibi, değil mi? Ama daha çalışmak, biraz daha bilmek lazım Mimarsa'da. Mimar için çok güzel dekor olmak lazım ama çok güzel dekor yaptığıdaken binanın riski de büyüyor. Tabii bu çözebilir de inşaat mühendisiyle. Ama bugün çok teşekkür ederim bana çağırdığı için ve mimar odada, inşaat mühendisi odada, jeolojik odada hep beraber ve belediyede. Bu çok güzel bir şey. Siz şanslısınız. Denizli'de yaşıyor için böyle belediyede, böyle grupların hep beraber yapmaya çalıştığı yerde yaşıyor için. Ben bugün bunu duyunca çok teşekkür ettim ve çok sevindim. Evet. Ve şimdi siz depremdeyken malzeme çağırdı diye duyuyorsunuz. Duydunuz. 2011 veya 99'de. Ama aslında tabii müteahhitin içinde hiç yok, sıfır değil. Tabii olabilir ama genel olarak bana göre malzeme çağırdığı değil. Bilgisizden. Nasıl bilgisizden? Böyle anlatacağım. Bu kolon var. Şimdi numara dikey kolon. Kolon var, kilisi var. Kilisi yatay taraf. Kilisinin içinde inşaat demiri üstte var, aşağıda da var. Kolon var. Ve bunun içinde kilisiden kolonya kadar bu mesafe uzunluk 50 D. D'deken bu çapı, inşaat demirinin çapı mesela 2 cm, 20 mm ise burada 1 metre boğaya gitmek lazım. Üstüde boğaya gitmek lazım. Ama bu kolonda mesela atıyorum 60 çarpı 60, içinde 20 tane dikey ana demir var. Yanındaki boyle geliyor. Yukarıda, aşağıda da boyle geliyor. İşçilik yapmak için bu çok zor. Çünkü buralarda etriye de var. Onun için çok zor. Mühendisinin iyi kontrolü yapmıyorsa işçiler boş var ya. Burada böyle olmak lazım da ki böyle oluyor. 1992'de Çorur, Çeriköz'de ve YKK diye Japonya'nın Fermuarı fabrika yapıyordu. Bir gün şehir içinden gidiyordu. Her gün bakıyordu. Aa, bugün en son 7. katını beton döküyor. İnşaatçı için bu çok önemli çizgi. Ondan sonra iç dekorasyon tarafta başlıyor. Ben kendine işe yere gitti, döndü, akşamüstü dönüyorken baktı. Bina yok. Depremi de yok. Ama bina da yok. Ben de tabii kendini mesleğinden araba durdurdu, durdurdu ve çantaya baktı. Ve bina çöktü. Beton döküyorken siz de gördünüz. Miksa, beton miksa da geliyor ve pompa da geliyor, pompa araba geliyor. Pompa arabadan, basınçtan böyle 7. kattaya kadar beton döküyor, yoruyor. Yoruyorken dün, yani sanki deprem olduğu gibi dün diye böyle sararıyor. Sonra baktı çöktüğü yeri, burası böyle olmak lazım derken, böyle dediği bu böyle. O zaman dün takın çöktü. Tabii ki sadece o sebepten değil, burada destek var. Bu aşağıdaki bir
aşağıdaki katlarını destekle erken çıkardığı filan de var. Ve koron ve koronlu arada tabi normalde inşaat demiri 7 metre 8 metre ama 10 metre varsa mutlaka joint olmak lazım. Japonya'sa burada mekanik ya da gazdan, oksijandan yapıştırıyor. Japon yapıştırıcı değil ama yapıştırıyor. Türkiye'de böyle. Gene burada 50'de 10 cm'sa 50 cm, pardon 1 cm'sa 1 cm'nin çapsa 50 cm yani 2 cm diye söylüyorum 1 metre ama işçiler iyi kontrol yapmıyorsa bazen kısa olabilir. Kısa oluyorsa bunu jointa hesap olarak bu demir yok oluyor. Bu bilgisiz. Bunu inşaat mühendis tabi betondan önce sayede kontrol yapmak lazım ve önemli olan burası. Çontanın ne kadar var? Bu çok önemli ve bunları da malzeme çağırdı. Aslında malzeme çağırdı değil. Bilgisizden. Bu yüzde kaç diye söylüyorsa bence daha ciddi çağırdığı insan bence fazla zannetmiyor. Çünkü bunu 20 cm kesiyorsa da bir şey olmuyor. Kuruşu, 50 kuruşu. Evet, Türkiye ve Japonya. Siz biliyorsunuz inşaatın mühendisliğinin harita, Türkiye'nin harita, en tehlikeli bölge kıpkırmız. Sanki sizin bayrak gibi. Değil mi? Evet, Japonya'da aynı. Biz de beyaz kırmızı, tam yuvarlak daire kırmızı. Siz ayırdınız, biz de Japonya güneş. Yani çok benziyor. Çok benziyor, kültürü benziyor. Dil de, ben de neden böyle okula gidemeden bozuk ama anlaşabilir. Benziyor için. Ama maalesef depremin o acı da biz aynı benziyor. Onun için ben burada bundan sonra da 15 sene, 20 sene mezarlığa kadar ben çocuklar için anlatmaya çalışmak istiyordum diye karar verdim. Evet. Ha, bir dakika. Burada çok önemli bir şey söylemek zorunda. 18 milyon yapı varsa onu %67 kaçak. Evet. Bu çözmek lazım. Çünkü kaçak değilse izin almak lazım. Normalde inşaat ruhsatı almak lazım. Biz belediyeye mimarı proje yazıyor. İnşaat mühendisi hesap yapıyor. Ondan sonra belediye veriyor. Şimdi yapı denetim var için yapı denetim ya da belediyede hesap kontrolü yapıyor. Tabii biz insan hata olabilir. Ama kontrol yaparsa belediyede yapı denetimde kontrol yaparsa bu hata yok olabilir. Ama izinsizse bu artmış yedi izinsizse bu artık nasıl yapıyorsa da kontrolsüz için hata öyle gidiyor. Şantiyede ana müteahhit doğru düzgün projeye göre yaptı. Ama bu temelinin proje hesabı yanlışsa ana müteahhit yapabilir bir şey yok. Mesela bu programı Türkiye'de biraz ben hissediyorum. Yapı denetimi 1999'un depremi oldu. 2001'den 19 ilde yapı denetim sistemi başladı. O biri 81 ilinin 55 tehlikeli yeri. O biri Karadağ'ın 2011'de oldu. Aslında bu neden beraber olmadığını ben şimdi çözemiyorum da. Neyse sonuç 2011'den sonra oldu.
Bu denetim değil. Pardon, biraz unuttu. Neyse, kaçakının olmamak lazım. Mutlaka kontrol yapmak lazım. Tehlikeli tamı kırmızı birinci tehlikeli bölgede. Tamam olarak nasıl? Tamam mı? Program yok mu? biraz daha o zaman. Japonya'da hemen hükümet, devlet, ondan sonra belediye karar veriyor. Neresi tehlikeli bölge, ona göre bu Japonya'nın tehlikeli, şimdi biz üç yerde tehlikeli bölge var. Bu bölge Nankai Trough diye söylüyor. Pardon, bugün gelmedi. Magnitude 9, şimdiye kadar Japonya'nın en büyük 2011'in o depremi biz bekliyoruz. 30 sene içinde hem de %80. Türkiye ise Marmara bölgede 30 sene içinde 7.4 magnitude'un %60 bekliyorken burası o halede. Yani ne zaman geliyorsa da şaşırmayacak. Bunları da magnitude 8'inin %70. Burası 8'inin %60 burası. Böyle bekliyor yerinin yakın illerde hükümet, önce bu hükümet jeolojik mühendis odası ve inşaat mühendis, mimar odası komple toplantı yapıp en son bizde Cumhuriyet Başkanı yok, Başbakan. Başbakan karar veriyor bunları tehlikeli bölge diye. Ondan sonra onları yeri, pardon, Türkiye ise şimdi söyledi, pardon, sıra biraz bozuldu. Japonya ise böyle tahkikat. Tahkikat. Ve Türkiye'de başladı ama senede bir kere yapıyorsunuz. Veya bazen iki kere de duydum. Ama şimdi söylediği yeri, bölgede her ay bir kere. Okulda da yapıyorum ama ayrıca mahallede de yapıyorum. En başta bir düdük birinci dakika düdük duyunca öğretmeni nasıl söyledi? Nasıl yapıyordu? Konuşuyordu. Ama ayda bir kere sıkı sıkı yapınca düdük duyunca ne yapmak lazım? Vücut artık çocuklar biliyor. O haleye kadar yapmak lazım. Bundan önce. Evet, bu 2011'in Japonya'nın depreminden sonra Türkiye'de sonra nerede olabilir diye tahmini gazetelerde, televizyonlarda hocaları konuşuyordu. Ben bunu topladım. Erzincan, Erzurum, Van bölge ve aynı 2011'in Ekim ve Kasım'da deprem oldu. Sonra Fethiye, Antalya bölge. Bu da 2012'de deprem oldu. Tabi magnitude olarak 6.4 gibi. Sonra İzmir, Denizli bölge. Biraz bu kaydı ama. Ve Marmara bölge. Marmara bölgede 30 sene içinde %60 magnitude 7.4. Burası Gölcük Belediye Başkanlığı da burada 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı kurdu. Burada 1912'de kurdu. Buradan buraya kadarının bu fay ikiye bölüyor olabilir ama ikisi de 120-130 ve bu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney koru bu Bursa'nın üstünde bu da uzun zaman kıramadı. Burası bekliyor diye söylüyor. Ve bir öbür yer neresi? Burası. Yani siz de buraya kadar değil ama bazen
아니단 게레비를 야네 오니치 시즈 하즈로로 막그나라 즈무스 에 하즈로를 요사 인상 베아 베레디에 세시르 하즈로 요사 하사르는 유즈데 이에트무스 요구 오라비레 그는 야바비를 쓰는스 에 오니치 시즈디단 하즈로로 막그라즈 아마 ATM대에 보셨습니다. 소나 베 헤르자마 추즈크르레 듄데 오렌 파묵카라 유니버시티노 미마르부르게 안나트 야샤무치켄 시데 99 베 2011데 도이드누스 야샤무치켄 부초코네 브리 99 데 게제 우츠이데 카크트 벤데 아타셰르데이데 카크트 초크살라 도이치 부츠켄에 카츠토기비 아마 사대 가치를 해대했을지 인상 수수수 가치견 야샤베르 우치견 야샤베르 아마 베님기비 부카다르 보이레 텔비오르니 산다르가 이기균도 믿디요 아마 원시 그러다 수 얼마크라즈 브라야 누르다데 엠바시 벤 브라야 코이드 벤메신 스프리기 마크니 예뻐요 부네요 네 원시 부 데리네 고이작스 에베 마스케 마스케 데 오니 네이친 라즈 마스케 에베 도스 시즈 하드리움 쓰는스 이키빈 빌데 아메리카다 뉴욕 이키스크레 듀니아 디자레오 비나 이키우작 테러리스트 아타크야프트 하트리오를 되면 시즈 하트리오스니스 베 손라 양은 올드 왜 양은 손라 비나초크트 오자만 소각 나스로 올드 소각 도스트 오크 아마 시즈 소각디 초크트 비나노 이친데 다하 초크토즈 1999는 교육 이즈미르 이즈미트 아다바자르 데프렘데 마르세프 레시모라라크 예르미빈에 약은 인상은 하야드는 가이베트 손라 네데모르드 디에 아라스트르드 바스크 토비 왈 아마 바스크 욕 토비 교육 데멘데리 기비 수단 디에 디 왈 아마 바스크 욕 네페스 네페스 사대 네페스 아라마드 오히려 가이베티 인상대 조구와 오니신 우츠케 시즈 우츠케 가치트누스 수대 하즈르 바타네 베아 차르샤프 베아 미시에 베즈 아즈는 베아 히치 비시에 욕 메사라 사론다 사론사 우즌 코토크 우이군 예르 우츠케 인치 오라즈 비시에 욕 아마 메사라 카자크 데야 베아 비르 에이브 세단 아즈는 그것들 히치비시오 웨아 모레 비타라프타 부타라프타 후아즈라 하리케트 야밤이 요르사 비테쿠 에르데데 오르 아즈는 모레 야파작스누스 토비 토즈 게레비를 아마 오른지에 가다르디 우트르카 시즈 코라비레 부도 우누토마스누 메토비키 데프레미 찬타와 아르사다하이 99단 손라 시즈 하즈로 오르마든 찬타 아마 시부디 내레데 아르토크 데니즈레 데 베크리오리친 리트펜 시즈데 피시에 하즈로 오르스 사인 에베트 타마 미티오 에베트 보이레 야샤무 헤르자마 야샤무 치켄군 우트마 아이레이레 비리기 아 부대 오노모니 トップランテ アイレイで アンナシジャクスンス デプレウネンソーラネレデブルシジャク この ビリオルサ ヘルケスオラヤギディオ メセラシズム チョジュクヌ オクラヤギディオ カラベルミオルサ ヘルケスプータラフタギディオ ヘルケスオイレ ビルタキカオンジェオラダイテ オイレ アイレ ビルハフタ オンギュグレミオルスヌス オニチントップランテヤパジャクスヌス ベ ビナチョクミオルサダ エシャラル ギョエンハーレデ バトヨルケン、ヤタクエゲリメス、ベアサービットエッツス。
Bu çok önemli. Biraz uzun oldu. Sonuna kadar dinlediği için çok teşekkür ederim.